Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz ataksi koordinasyon bozukluğu. Kaynak NP İstanbul Hastaneleri Sağlık Rehberi. Ataksi koordinasyon bozukluğu olarak tanımlanabilen bir durumdur. Bu durum kasların ve hareketlerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir sistemine zarar verildiğinde ortaya çıkar. Ataksi genellikle kas kontrolündeki bozukluklardan kaynaklanır ve kişinin denge ve koordinasyonunu etkiler. Bu durum genellikle bir nörolog tarafından değerlendirilir ve tanımlanır. Tedavi altta yatan nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve rehabilitasyon, ilaçlar veya cerrahi müdahale gibi yöntemleri içerebilir. Ataksi bir dizi durumun belirtisi olabilir. Bu durumlar arasında genetik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beyin hasarı, alkol kullanımı, bazı ilaçlar ve multiple skleroz gibi hastalıklar yer alabilir. Ataksi belirtileri nelerdir? Ataksi belirtileri koordinasyon bozukluğu ile ilişkilidir ve genellikle kas kontrolündeki bozukluklardan kaynaklanır. Bu belirtiler şunları içerebilir. Ayakta durma veya yürüme sırasında zorluk yaşama, yürüyüşte düzensizlik ve istikrarsızlık hissi, el, kol, bacak ve diğer vücut bölgelerinde hareketlerin düzensiz ve kontrolsüz olması, ellerde veya diğer vücut bölgelerinde istemsiz titreme, konuşmada bozukluklar, sözcükleri doğru bir şekilde ifade etme veya düzgün bir şekilde seslendirme zorluğu, gözlerdeki koordinasyon eksikliği, göz kaslarının düzensiz hareketleri, hareketlerin başlama veya hedefe yönelme sırasında titreme. Ataksi neden olur? Ataksi genellikle sinir sistemindeki belirli bölgelere veya yapılarına zarar veren bir dizi durumun sonucudur. Ataksiye neden olabilen bazı yaygın faktörler şunlardır. Genetik faktörler. Bazı genetik sendromlar veya hastalıklar sinir sistemini etkileyerek koordinasyon sorunlarına neden olabilir. Nörolojik hastalıklar, multiple skleroz, serebral palsi, beyin tümörleri, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar nedenleri arasında yer alabilir. Kafa travmaları. Kafa travmaları veya beyin hasarı sinir sistemine zarar vererek bu durumu tetikleyebilir. İnme. Beyin kan damarlarının tıkanması veya patlaması sonucu oluşan inme ataksiye sebep olabilir. Alkol veya madde kullanımı. Alkol, bazı ilaçlar veya uyuşturucu maddelerin aşırı kullanımı sinir sistemine zarar vererek bu duruma yol açabilir. Bağışıklık sistemi sorunları. Bağışıklık sistemi hastalıkları vücudun kendi sinir dokusuna saldırarak ataksiye neden olabilir. Metabolik bozukluklar. Metabolik hastalıklar sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaparak ataksiye sebep olabilir. İlaç yan etkileri. Bazı ilaçların yan etkileri sinir sistemi üzerinde etki ederek ataksiye neden olabilir. Ataksi nasıl tedavi edilir? Ataksi tedavisi temelde altta yatan nedenlere yönelik olarak planlanır. Ataksiye neden olan duruma bağlı olarak tedavi seçenekleri şunları içerebilir. Altta yatan hastalığın tedavisi. Genellikle bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle altta yatan sağlık sorunu tespit edilip tedavi edilmelidir. Örneğin genetik bozukluklar, nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar gibi durumlar özel tedavi gerektirebilir. Fizyoterapi. Fizyoterapistler bu duruma sahip bireylerin denge ve koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olacak egzersiz programları tasarlayabilirler. İlaçlar. Bazı durumlarda belirli ilaçlar semptomlarını hafifletmeye veya kontrol etmeye yardımcı olabilir. Rehabilitasyon. Fiziksel, konuşma ve zeki terapistlerin yönlendirdiği rehabilitasyon programları ataksiye bağlı günlük yaşam aktivitelerini iyileştirebilir. Cerrahi. Nadir durumlarda, özellikle tümörler veya hidrosefalüs gibi cerrahi düzeltilebilir durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Ataksi komplikasyonları nelerdir? Ataksi koordinasyon bozukluğu nedeniyle bir dizi potansiyel komplikasyona yol açabilir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir. Düşmeler ve yaralanmalar. Ataksinin neden olduğu dengesizlik ve koordinasyon bozukluğu kişinin düşme riskini artırabilir. Bu durum düşmelere ve potansiyel olarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Yaşam kalitesinde azalma. Ataksi günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeyi zorlaştırabilir. Bu durum kişinin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sosyal ve duygusal zorluklar. Ataksi sosyal etkileşimleri ve duygusal refahı etkileyebilir. Kişi günlük aktivitelerde zorlanarak sosyal izolasyon yaşayabilir ve bu da duygusal sorunlara neden olabilir. Kazalar ve travmalar. Koordinasyon bozukluğu ev içinde veya dışında kazalara ve travmalara neden olabilir. Bağımlılık ve yardıma ihtiyaç.
Ataksi ilerledikçe kişi günlük aktiviteleri gerçekleştirmekte daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilir ve bağımlı hale gelebilir. Altta yatan hastalıkların ilerlemesi. Ataksi genellikle başka bir temel sağlık sorununun belirtisi olduğu için bu temel hastalığın ilerlemesine bağlı olarak diğer sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ataksi nasıl önlenebilir? Ataksiyi önlemek veya semptomları hafifletmek için alınabilecek genel önlemler arasında sağlıklı yaşam tarzı benimsenmesi yer alır. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku alışkanlıkları genel sağlığı destekleyebilir. Ayrıca baş yaralanmalarının ve düşmelerin riskini azaltmak adına spor veya aktivitelerde koruyucu başlık ve ekipman kullanılması önerilir. Alkol ve madde kullanımının sınırlanması sinir sistemi üzerine olumsuz etkileri önleyebilir. Düzenli sağlık kontrolü yapılması erken tanı ve tedavi için önemlidir. Özellikle genetik yatkınlığı olan veya belirli sağlık sorunlarına sahip bireyler için evde güvenlik önlemleri alınarak potansiyel kazalar önlenebilir. Ataksi genellikle başka bir durumun belirtisi olduğundan semptomlar fark edildiğinde bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi ve altta yatan nedenin belirlenmesi önemlidir.